وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا dedikten sonra 80. ayet-i kerime diyor ki وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّ ve derken Allah'tan başka kendilerine izzet kaynağı, güç kaynağı olması için Allah'tan başka uydurma ilahlar edindiler. Yani kafirlerin, zalimlerin Allah'tan başka kendilerine ilah ve veli edinmelerinin zihinsel arka planı nedir? Onlardan güç almaktır. Onlarla kendisini güçlü hissetmektir. Onun için kafirler Allah'ı bırakıp, müşrikler Allah'ı bırakıp veya Allah'la birlikte başka ilahlar edinirler. Güçlü olmaları için. Güç için Allah'ın azabına karşı korunması için veya başkaları için güç kaynağı niçin düşünülüyorsa onun için. Cenab-ı Allah yine burada reddediyor. Kelle, hayır. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Seyekfurune bi ibadetihim. O uydurma ilah edindikleri varlıklar bile onların ibadetlerini inkar edecekler. Çünkü Allah'tan başka ilah edinilen varlıklar o zamana kadar ya İsa aleyhisselam gibi bir peygamber veya Uzeyr aleyhisselam gibi salih bir insandır veya taş, toprak, ağaç gibi eşyalardır. Eşyalar da Allah'ın mahluku olarak onlara ceza olmak üzere, hasretlerine hasret kalmak üzere dile getirilecek, konuşturulacaktır. Ve biz sizin ilahlığınızı, sizin bizi ilah edinmenizi, bize ibadet etmenizi reddediyoruz diyeceklerdir. Veya peygamberdirler, Uzeyr aleyhisselam gibi salih kimselerdirler, olmaz diyeceklerdir. Veya bu işe razı olan kendilerini ilahlaştıran varlıklardır. O varlıklar da orada hakikati itiraf edecekler. Ama bu işe razı olmalarının da cezasını çekecekler. İtiraf edecekler, hem kendilerini yalanlayacaklar, hem kendilerine ibadet eden, kendilerini ilah edinen o zavallıları yalanlayacaklar. İbadetlerin inkarı bu. Seyekfurune bi ibadetihim. Onların ibadetlerine kafir olacaklar. İnkar edecekler, reddedecekler, kabul etmeyecekler. Üstelik ve yekunune aleyhim zıdda. Ve onların aleyhine, onların zıttına, onların karşısında yer alacaklar. Önce hakikat gösterilecek onlara ki, Cenab-ı Allah böyle, önce amellerimizin mahiyetini bize gösterecek. O amellerin ne olduğunu, mahiyetlerin ne olduğunu öğrendikten sonra, bizim itiraz etmeye mecalimiz kalmayacak. Gerekirse kafirler ne diyecekler? Hayır, biz bu işleri işlemedik diyecekler. Zannedecekler ki inkarın kendilerine faydası olacak. O zaman el-yevme nehtimu ala afvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yefalun diyor. Bugün ağızlarını mühürleyeceğiz. Elleri bizimle elleri konuşacak. Ayakları da neler yaptıklarına dair şahitlik edecekler. Nasıl inkar edebilecekler? Bu sefer insanlar o kafir kendi kendisine diyecek ki Allah kahretsin sizi. Ben zaten sizi kurtarmak için tartışıyordum. Siz kalktınız benim aleyhime şahitlik ediyorsunuz. Öyle diyecek. Ne biçim organlarsınız siz ya? Ben sizi kurtarmak için elim ayağım her neyse inkar ettim bunları yaptığımı. Bu sefer onlar konuşacak. Hatta derileri bile ve kalu li culudihim lime şehittum aleyna. Derilerine bile itiraz etti. Derileri bile evet bunlar işlendi diyecekler. Derilerine de itiraz etti. Bu sefer dönecek diyecekler ki yahu siz niye bizim aleyhimize şahitlik ettiniz? Niye bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?
Böyle şey olur mu? Edecekler. Onun için zıt olmaları bu. Ve yekunun aleyhim zıdda. Dünyadayken onları kendilerine güç verir diye şey edecek. Amerika'dan, Amerika'nın küfründen imdat bekleyenler, yarın Amerika onları da terk edecek, bilsinler ha. Bu budur. Elem tera, işin hakikatine bak diyor ayet-i kerime. Elem tera, enna erselne şeyatine alel kafirin. Biz şeytanları kafirlerin üzerine salarız. Saldık. Teuzzuhum ezza. O şeytanlar da kafirleri harıl harıl küfre, fıska, fücura, zulme ittikçe iterler. Şeytanlar her bir insanın malum, hadis-i şerifte de belirtiliyor, ayet-i kerimelerde de anlaşılan o. Her bir insanı kötülüğe sevk etmekle memur, işi gücü o olan iblisin bir şubesi bulunur, bir temsilcisi bulunur. Ve onu günaha teşvik eder, günaha iter. Haramın, günahın, küfrün, isyanın her türlü Allah'ın razı olmadığı işin kolaylıkla işlenmesi için ona teşviklerde bulunur. Cenab-ı Allah insanı ve özelde de tabii mümini şeytana karşı korumasız bırakmamıştır. Onun için bizi şeytana karşı koruyacak en büyük iş, imandan sonra işlemekte devam edeceğimiz her türlü salih ameldir. Salih amel işlendikçe şeytan sizden uzaklaşır. Hileleri daha muhkemleşir, doğru. Şeytanların salih İnsanlara karşı hileleri daha sezilmeyecek, daha az fark edilen türden yapılmaya çalışılır. Fakat mümin Allah'ın nuruyla, İslam'ın ona Kur'an'ın ve sünnetin kazandırdığı basiretle olaya baktığı zaman, Allah'ın hükümlerinden taviz vermediği zaman, hükümleri doğru olduğu anladığı zaman, şeytanın tuzaklarına, tezgahına biiznillah gelmez, onlara karşı korunur. Onun için şeytana karşı korunmanın en baş yolu iman, amel ve ilimdir. İmanınız var, ameliniz çok, ilminiz yok. Veya yetersiz. Şeytan sizi kolay kandırır. Onun için helalı haramı. Çok öyle ilim derken çok fazla böyle allame-i cihan olmayı kastetmiyor. Helalı haramı, yasağı, mekruhu, Allah'ı razı edeni etmeyeni bildiğiniz zaman Allah'ın izniyle bu yeterlidir. Bunu bilen, farzın ehemmiyetini bilen, şeytan seni sevap olan, nafile olan bir işle meşgul ettirir, farzı terk ettirmeye çalışırsan bu tezgaha gelmez. Çünkü bir müminin farzı terk etmesi nafile işle uğraşırken şeytan için bir kârdır. Veya basit bir hayır, küçük bir hayırla, nafile olan bir hayırla uğraşırken aynı zamanda haram işletmesi onun için bir kârdır. Ya şu meyhanede fakir birisi var, gidip ona sadaka vereceğim. Sadaka güzel. Fakat niye içkiciye veriyorsun kardeşim? Hadi içkiciye ver. Meyhaneye niye giriyorsun? Burada ölçüyü kaybettirebiliyor bazen şeytan. Böyle bir örnek olarak bunu söylüyorum. Yani basiretli olursa mümin hiçbir zaman ifade yerindeyse amellerin hiyerarşisini ne yapmaz? Bozmaz. Amellerin mertebesi vardır. Emirlerde imandan sonra en baş noktada farzdır. Sünnet dahi seni farzı işlemekten alıkoymamalıdır. Bir sünnet işleyeceğim derken veya bir farz-ı kifaya hatta. Diyelim ki cenaze namazı var. Cenaze namazına hele bir yetişeyim. Yetişirsin ikinci farzını kaybettin. Faraz. Böyle bir vaziyet olsun. Cenaze namazı kılma kardeşim. O farz-ı kifaya zaten. İki Müslüman kılsa yeter. Sen kendi farz-ı aynını bitir. Onu yetiştirmeye çalış.
şeytan bazen bizi, yani ilmin faydası bu, bizi görünüşte salih bir amel olan işlerle uğraştırır. Fakat daha önemli olan amelleri işleme fırsatı vermez. Bu kadarına bile varır. O halde dikkatli olmak, ilim sahibi olmak bu manada ehemmiyetlidir. O halde diyor, فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا. Ne kadar hikmetli ve önemli bir buyruk. O halde kafirler hakkında acele etme. Onlar niye azaba çarpılmıyor? Niye helak edilmiyor? Niye hala önleri açıldıkça açılıyor? Fesadı yaptıkça yapıyorlar. Zulümleri arttıkça artıyor. Sen ona bakma, o Allah'ın işi. Onları ne zaman helak edeceğini, nasıl helak edeceğini Allah'a bırak. Bir peygamber bile Allah izin vermediği sürece kavmini helak dileyemez. Dilememiştir nitekim. Önce Allah'tan kavmine beddua etme izni gelir. Veya kavminden ayrılması için izin gelir. Ondan sonra beddua eder, ondan sonra kavmini bırakır. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını, olayını hepiniz bilirsiniz. Nuh Aleyhisselam 950 yıl davet ettiği beddua etmedi. Ne zaman ki Allah'tan izin aldı, o zaman beddua etti. Rabbim bu kavmi helak etti dedi. Kafirleri cezalandırmak işi Allah'a ait. Biz ne yapacağız? Üzerimize düşeni sabırla, metanetle, teenniyle, tavizsiz bir şekilde yapacağız. Yerine getireceğiz. Üzerimize düşeni biz yaptığımız takdirde de ya Rabbi niçin bunları helak etmiyorsun gibi bir itiraz hatırımızdan geçmemeli. Belki bazılarınız hatırlar, Allah rahmet eylesin, Mehmet Akif'in Hakkın Seslerinde bir şiiri var. Diyor, ya Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, boğmayan kan gönderiyorsun. Yazıyor, diyor Allah rahmet eylesin. Ondan sonra, yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi? Ağzım kurusun. Yok musun ey adli ilahi diyor. Bu şartlar, bu şiirin yazıldığı şartları hepiniz 3 aşağı 5 yukarı tarihten bilirsiniz. İslam dünyası paramparça edilmiş. Kafirlerin işgal etmedikleri tek bir karış toprak kalmamış. Her cephede Müslüman kanı akıyor. 16, 17, 15'indeki hatta lisedeki öğrenciler bile okullar kapatılıp askere gidiyor. Ümmet perperişan. İslam toprakları işgal altında her bakım. Ne yaptık diyor, ya Rabbi diyor. Biz senden yardım istiyoruz, şey yapıyoruz. Vallahi bu söylenecek bir söz değil ama diyor, ben bir türlü bu işin hikmetini anlayamıyorum. Orada bazıları, ya işte Mehmet Akif isyan etmiştir. Hayır, bize düşen mümin insanlar hakkında daima en iyi niyetli yorumu yapabildiğimiz kadar yapmaktır. Cenab-ı Allah'a ümmet adına içi yandığı için naz-ı niyaz yapıyor. Üzüntüsünün, kederinin zirvesini yaşıyor. Odur. Ama mümin elinden geldiği zaman, geldiği kadar kontrolünü kaybetmeyecek. İşte bu ayet-i kerime bu manada bize şey diyor. İki şey söylüyor. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ. Onlara gelecek azabı acele isteme. Onlar aleyhine acele etme yani.
Ayet-i kerimenin kelime kelime manası bu. Niçin? İnnemâ ne'uddu lehum adda. Biz onların her şeylerini teker teker sayıyoruz. Nefesleri, zulümleri, öldürmeleri, bombalamaları, her türlü halleri tek tek sayılacak. Ve bir gün gelecek, bardağı taşıran son damlayı da yapacaklar. O zaman da benim azabım tepelerine inecek. Onu ben bilirim diyor Cenab-ı Allah. Biz sabrımızı sürdüreceğiz. Sabır, daha önce de çeşitli vesilelerle söylediğim gibi, her konumda müminin yapması gereken şeyi yapmasıdır. Neyse o. Neyse o. Odur. İşte acele etme. Onlar aleyhinde acele etme. Biz onlara ancak her bir şeyi tane tane, zerre zerre, nefes nefes sayıyoruz. Ondan sonra ne olacak? Hani vel akibetu lil muttakin diyor ya ayet-i kerime. Güzel akıbet takva sahiplerinindir. İşte takva sahiplerinin akıbetini görün. Yevme nahşurul muttakine iler rahmani vefda. Allah insanın kalbini bir anda öyle bir ferahlatıyor ki. O günü hatırla ki biz o günde takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna çok güzel binekler üzerinde, veft odur, çok güzel binekler üzerinde, çok güzel kıyafetlerle haşredeceğiz, toplayacağız. Dünyada kafirler tarafından elbiseleri, makamları, mevkileri, varlıkları dolayısıyla küçümsenen takva sahipleri, hem de kimin huzuruna? Rahman'ın huzuruna bu şekilde heyetler halinde çıkacaklar. Haşredilip toplanacaklar. Buna karşılık ve nesukul mujrimina ila cehenneme virda. Suçluları, günahkarları da cehenneme, bakın tersliğe bakın, susamışlar olarak sürükleyeceğiz. Yahu nehre susamış olarak gitsen dersin ki nehre gideceğim, bir şeyler içeceğim, rahatlayacağım. Cehenneme susamış olarak gidecek. Azabı tasavvur etmek mümkün değil maazallah. Hem cehenneme, hem susuz. Azap üstüne azap. Ve nesûkul mücrimîne ilâ cehenneme virdâ. Na'udhu billah. La yemlikûne şefa'a. Onlar şefaat etme imkanına sahip değildirler. Kafirler kime şefaat edecek ki? Edebilseler kendilerini kurtarırlar. Hayır. İlla men ittehaza inderrahmani ahda. Arapçada istisna birkaç türlüdür. Burada bizi ilgilendiren iki türünden bahsetmemiz gerekiyor kısaca. Bir muttasıl istisna, bir munkata istisna. Muttasıl istisna, kendisinden istisna yapılan ile istisna olunan aynı türdendir. Mesela bütün öğrenciler geldi, Ahmet gelmedi. Ahmet müstesna. Bu istisna muttasıl istisnadır. Çünkü öğrenci ile Ahmet aynı cinstendir. Fakat öğrenciler geldi ama eşek gelmedi. Burada istisna munkatadır. Çünkü eşeğin öğrencilikle insanla alakası yok. Burada da istisna munkatadır. İlla men ittehaza inderrahmani ahda. Rahman nezdinde ahit edinmiş, almış olan müstesna. Yani bunlar kafirler değil. La yemlikûne şefa'a kısmından değildirler. Şefaate malik olanlar kimler? Rahman'ın yanında ahit almış olanlar. Kimlerin ahdi var? Allah kimlere ahit vermiş? Müminlere ahit vermiş. Onları cennete koyacağına dair.
Şefaat, mertebelerine göre şefaatin birinci şartı mümin olmaktır. Mümin olmayanın şefaat etme ihtimali olamaz. İhtimali olamaz. Onun için şefaatin de birçok mertebeleri vardır. Şefaat edecek birçok grup insan vardır, kimse vardır, mümin vardır. Başta peygamberler ve onların başında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şefaati gelir. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre, tabii bütün bunlar biraz sonra söyleyeceğim, şehitler, alimler, mücahitler, haccı mebrur olarak kabul edilenler ve buna benzer şefaat edecekleri, efendim hatta bir annenin doğum esnasında ölen evladı, hatta düşüğü bile annesine şefaat edecektir. Bütün bunlar naslarla sabit olduğu için biz şefaatin Kur'an ve sünnette belirtildiği şekliyle tahakkuk edeceğini kabul ediyoruz ve bu bizim imani özelliklerimizden, hususlarımızdan şeydir. Bütün akaid kitaplarında ve şefaatu hakkun denilir. Şefaatın olacağı, gerçekleşeceği bir haktır. Şefaati inkar etmek batıldır. Ayet-i Kürsi'yi hepiniz biliyorsunuz. Men zellezî yeşfe'u indehu illâ bi'iznih. Kim onun huzurunda şefaat edebilir ki? Bektaşi gibi yaparsak hiç kimse şefaat etmeyecek deriz. Ama illa bir izni, kim şefaat edebilecekse ancak o izin verdikten sonra şefaat edecektir. İzin de iki yönlüdür. İki yönlüdür. Bir, şefaat edecek olan kimseye şefaat etmesi için izin. İki, şefaat olunacak kimseye şefaat olunması için izin. Bu iki izin de Cenab-ı Allah'ın elindedir. Cenab-ı Allah izin vermedikçe ne kimse şefaat edebilir, ne şefaat eden kimse hakkında şefaatte bulunabilir. Bu budur. Onun için illa men ittehaza inderrahmani ahde budur. Cenab-ı Allah nezdinde ahit edinmiş olan. Salih amel birçok İslam alimine göre bir ahittir. Kur'an hakkımızda şefaat edilecektir, edecektir. Oruç hakkımızda şefaat edecektir. Kıldığımız namaz hakkımızda şefaatçi olacaktır. O hadis-i şerif sahih. Diyor ki, kıyamet gününde oruç ve Kur'an gelecek, ya Rabbi diyecekler. Oruç diyecek ki, ya Rabbi ben bu kulunu gündüzleri aç ve susuz bıraktım. Onun hakkında şefaat etmeme izin verdi. Kur'an diyecek ki, ya Rabbi ben bu kulunu geceleyin uykusuz bıraktım. Kalktı senin huzurunda Kur'an okuyarak namaz kıldı. Beni onun hakkında şefaatçi kıl diyecek. İkisi de şefaat edecekler diyor. İkisi de şefaat edecek. İşte bu bir ahittir. Bu bir ahittir. Bunlar ve buna benzer ahide örnektir daha doğrusu. Dolayısıyla Rahman'ın nezdinde ahit edinmiş olanlar dünya hayatındayken veya peygamber olmak gibi, şehit olmak gibi bunlar hep ahit neticesidir. Ha? Bunlar ahitleri sebebiyle şefaate Allah'ın izin vereceği, şefaat edilmesi için, kendilerine şefaat edilmesi için izin vereceği kimselere şefaatçi olacaklar. Rabbim bizleri hem başkalarına şefaatçi kılsın hem gerekirse başkaları da bizlere şefaat amin, ettirsin inşallah. Amin. Hocam küçük yaşta öğren çocuklar. Anne babası şefaat edecekler. Evet evet. Tabii. Peygamber Aleyhisselam diyor ki kimin diyor 3 tane kız çocuğu olur diyor onları yetiştirir şey derse o diyor ki onlar cennete. Peki ya Resulallah 2 kızı 2 kız da diyor. Peki bir kız diye sorsaydık diyor sahabi, eminim ki ona da evet o da götürecek diyor. Anne baba günahkar olsa da mı? Zaten şefaat günahkarlar içindir. Tabii. Tamam. Şefaat iki şey içindir. Mertebeleri günahı olmayan ama mertebeleri düşük olanların mertebelerinin yükseltilmesi için, günahları çok olup da cennete giremeyeceklerin veya girmesi gecikeceklerin daha doğrusu
daha erken cennete girmeleri için. Yani şefaatin öyle bir şeyi. Veya hiç cehenneme uğramadan cennete girmeleri için. Şefaatin sebepleri bu. Şefaati min ümmeti li ehlil kebair diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlar daha muhtaçtırlar. Benim şefaatim ümmetim arasından büyük günah sahibi kimselerdir. Ama iman olmayınca da şefaat olmaz mevzu bahis olur. Elbette zaten iman olmayınca bir kimseye büyük günah işliyor denilmez. O kafirdir zaten. Bitti o. Öbür en büyük günah zaten işlemiş. Öbür günahların esamesi okunmaz. Büyük günah mümin için mevzu bahistir. Kafir sihirbazlık yapmış. Yapsın. Kafir zina etmiş. Yedecek tabii. Veya edebilir. Yapsın. O kafir zaten. Fakat mümin bunları yapamaz. Yapmamalı. Beşer icabı, beşeriyet icabı yaptı, tövbe etti veya tövbe etmedi ama haram olduğuna inanacak. Mümin günahı işlediği zaman günah olduğunu, hükmünü bilecek ve kabul edecek. O hüküm doğrudur diye inanacak. O zaman affedilme ümidi var. Ya içki içme, ne olacak ki kardeşim? Faiz, aha uğraştığı şeye bak. Dediği zaman kusura bakmasın. İman şansını da şefaat şansını da kaybediyor bu insanlar. Böyle düşünüldüğü zaman. Niçin? Çünkü şeriatın hükmüne imanın bir gereği de şeriatın eşya ve olaylar ile ilgili hükümlerini aynen kabul etmektir. Marufu maruf olarak kabul etmek, münkeri münker olarak bilmek imanın en önemli özelliğidir. Bir kimse marufu maruf olarak bilmezse, münkeri münker bilmezse, yani farzı farz, helalı helal, haramı haram bilmezse, o kimse Allahü Teala'nın eşya ve olaylar ile ilgili koyduğu değer hükümlerini kabul etmemiş olur. Kabul etmeyince iman olmaz. İmanın kapsamında bu da var. Ve kâlu ittehazer rahmanu velede. Ve dediler ki Rahman olan Allah evlat edindi. Bunu kimlerin söylediğini biliyorsunuz. Çok şeyimseler de söylerler. Lekad ci'tum şey'en idde. İd, münker demek. Kabul olunamayan şey demek. Andolsun siz kabul edilemez bir iş getiriyorsunuz. Gelmek, olmayan bir şeyin dışarıdan gelmesi demektir. Şirk, fıtratta ve tabiatta yok. Onun için münker bir şey. Allah'ın evlat edilmesi öyle bir şey yok. Onun için ci'tun fiili kullanılıyor. Siz münker bir iş, kabul edilemez bir iş getirdiniz. Pek büyük bir iş getirdiniz. O kadar büyük ki, o kadar ağır bir vebal ki. Şuraya bakın. Tekâdü semâvâtu yetefattarra minhû. Neredeyse semavat bu iftiradan dolayı çatır çatır çatlayacak. Azameti, günahın azameti görülüyor mu? Başka. Ve teşekkul ard. Yer yarılacak. Ve tehirrul cibâlu hedde. Dağlar yıkılıp gidecek. Cenab-ı Allah'ın bir de rahmetini düşünün. Bu kadar küfür ve isyana rağmen bu kainatın nizamını başımıza geçirmiyor. Ama işlenen günah, bir küfür bile, küfür daha doğrusu, bir kişinin küfrü bile olsa, semavatın çatır çatır çatlamasına, yerin yarım yarım yarılmasına, dağların yıkılıp yok olmasına sebep olacak kadar büyük bir günah. Yani kişiyi, insanları helak etme bir tarafa, kainatın düzenini dahi bozacak kadar berbat bir iddia, asılsız bir iddia. Niçin? En de'av lirrahmani velede. Rahman olan Allah'a evlat iddia ettiler diye. Evlat isnat ettiler diye. Ve mâ yenbeği lirrahmani en yettehize velede. Rahman'ın da evlat edilmesine ihtiyacı yok. Öyle bir gereklilik yok. Niçin? Çünkü anne baba niye evlat sahibi olur? Olmak ister. Çocukları olmayanlar, gecikenler niye yeri gelince üzülür? Ya işte
Onu sevmeye ihtiyaçları var. Bu fıtri bir şeydir. Onun zamanı gelince kendilerine destek olacağını ümit ediyorlar vesaire. Yani bir ihtiyacımız var. İhtiyaç dolayısıyla biz evlat sahibi olmak istiyoruz. Ama Allah-u Teala'nın böyle bir evladı yok. Niçin? Çünkü zaten bütün kainat Allah'ın kulu. Kul, mülk, mülk. Evlat mülkümüz olamaz. Fakat kainat Allah'ın mülkü. Ona gerek yok. İn kullu men fis semavati vel ardi illa atir rahmani abda. Çünkü diyor, göklerde ve yerde bulunan herkes mutlaka dünyada olmasa bile ahirette Rahman'ın huzuruna kul olarak gelecektir. Azameti bu olanın evlat edinmeye ihtiyacı olmaz ki. Bunun mantığı yok ki. İşte küfür öyle sakin bir mantıktır. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Mekkeli müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Efendim Hristiyanlar hala Allah'ın oğlu olduğundan bahsediyorlar. Ya göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'ın kuludur diyor. Rahman'ın huzuruna kul olarak gelecektir. Ya İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah soracak kıyamet gününde. Ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi söyledin beni ve annemi Allah'ı bırakıp iki ilah edinin diye? İsa Aleyhisselam, Rabbim, benim hakkım olmayan bir şeyi söz söylemekliğim benim için mümkün değildir. Yapabileceğim bir iş değildir. Hem eğer ben bunu söylemişsem sen zaten biliyorsun. Söylemediğimi, şu edebe bakın. Yok öyle bir şey söylemedim falan filan. O kadar edeple konuşuyor ki aleyhissalatü vesselam. Söylemişsem zaten biliyorsun. Ama benim hakkım olmayan bir sözü söylemem olmaz ki. Yapmamam gerekir. Söylemedim falan demiyor. Çünkü soru dahi olsa bir çeşit yalanlama var ifadede. İfadedeki nezakete bakın. İnceliğe bakın. Söylemişsem sen zaten biliyorsun. Ama ben öyle bir kulum ki senin kulun olarak bana yaraşmayan bir şeyi söylememem gerekir. Söylemem gerekir. Bu kadarını söyle. Şimdi bunlar böyle diyecek olan kulu, Allah'ın kulu ve Resulünü ne yapıyorlar? Allah'ın evladı diye kabul ediyorlar. Aman ya, böyle sefalet olmaz. Eğer Allah'ın oğluysa Allah da onun gibidir. Yani bizim gibidir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, herkes de biliyor ki, Hristiyanlar da kabul ediyor ki, İsa Aleyhisselam bizim gibi bir insandı. Kâne yekulâni ta'am diyor ayet-i kerime. İkisi de yemek yerlerdi. Öyle mi? Yemek yiyorlardı, gidiyorlardı, geliyorlardı. Doğuyorlardı, ölüyorlardı. Nasıl evlad olsun? Allah böyle değil ki, bundan münezzeh. Evet, hepsi Rahman'a kul olarak gelecek göklerde ve yerde olanlar. Melekler, cinler, insanlar, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün varlıklar. لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا Allah'ın ilminin genişliğine bakın. Allah onların hepsini tek tek saymıştır, sayılarını tespit edip bilmiştir. Ve kulluhum atihi yevmel kıyameti ferda. Hepsi de kıyamet gününde onun huzuruna tek başlarına geleceklerdir. Tek başlarına. O gün diyor, yevme yefirru'l mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve benihi.
O gün insan annesinden, babasından, eşinden, kardeşinden hepsinden kaçacak diyor. Niçin? لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Çünkü o gün onlardan her birisinin kendisini başka bir işle uğraşmasına imkan vermeyecek kadar meşgul edecek bir işi vardır. Her birimiz kendi halimizle, kendi derdimizle o kadar meşgul olacağız ki hiç kimseyle bir şey edecek. Baba evladını görecek mahşerde. Evladım, ben dünyadayken sana nasıl babalık ettim? Çok iyi bir babaydın diyecek. Ya bugün bir haseneye ihtiyacım var. Ne olur onu bana verebilir misin? Kusura bakma baba, benim de ona ihtiyacım var diyecek. Hadis-i şerif, evet. Koca hanımını görecek. Hanım, dünyadayken ben sana nasıl bir kocaydım? Çok iyiydim. Ne olur bugün bir tane haseneye ihtiyacım var. Ne olur onu bana verebilir misin? Kusura bakma, benim de ihtiyacım var. Koca karısına, hanım beyine, aynen hepsi öyle olacak. Baba evladına, evlat babasına. Hatta arkadaşlar, hatta dostlar. El-ehillâ'u yevme'izin ba'duhum adûn. Nasıldı? Var mı hafız aramızda? Mealini söyleyelim. O gün dünyadaki candan dostlar birbirlerine düşman kesilecekler. İllel muttakûn. Takva sahibi kimseler müstesna. Çünkü onlar dünyadayken Allah için dostluk yapıyorlardı. Ahirette de o dostlukları devam edecek. Ama öbürleri birbirlerine düşman kesilecek. Düşman kesilecek. Herkes işte Rahman'a bir kendisi bir ameli. Kabire girerken bu hadise, bu yolculuk başlayacak. Yalnız yolculuk bu şekilde başlayacak. Dünyaya geldiğimiz gibi yalnız geldik, kabre de yalnız gideceğiz. Kimse bizimle beraber girmeyecek. Bütün yaptıkları bize çukur kazmanın ötesine gitmeyecek. Bizi kefenlemenin, lütfedip namazlarımızı kılmanın ötesine gitmeyecek. Amelimizle beraber kalacağız. Öyle. Öyle. Orada yalnızlık evi. Yapayalnızsın. Amelin var sadece. Başka hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok. Dolayısıyla Rabbimizin huzuruna kıyamet gününde yalnız çıkacağımızı hesap edelim. O yalnızlığın verdiği çaresizliği, acizliği telafi edecek amellerle gitmenin yollarını aramak lazım. Evet. Allah. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât seyec'alû lehumurrahmânu vuddâ. Kur'an-ı Kerim öyle büyük bir kitap ki, az önce kalbimiz ne kadar sıkıştı. Ha, şimdi alın size ferahlık. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenlere Rahman olan Allah rahmetiyle onlara bir sevgi yaratacaktır. Onlara bir muhabbet halk edecektir. Dünyada salihler onları sevecek. Göklerde melekler onlara dua edecek. Ahirette de Rablerinin sevgisine mazhar olacaklar. Sıkıntıdan hemen sonra rahatlık getiriyor kitap gibi. İman edip salih amel işleyenlere Rahman olan Allah rahmetinden bir sevgi var edecek. Bir sevgi meydana getirecektir. Şimdi sure başladığı gibi nihayete eriyor. Kur'an-ı Kerim'in ne kadar muhteşem bir kitap olduğu ile alakalı nihayete eriyor. Diyor ki فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكِ. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı senin dilinle, Arapçayla kolaylaştırdık.
Bu kitap Arapçası kaldığı sürece, Arapça doğru anlaşıldığı sürece kimse onu eğip bükemez. Çünkü onun dili apaçık bir Arapçadır ve bellidir. O dili bildiniz mi, bildi mi kimse onu sağa sola kaydıramaz. Peki niçin bu kolaylığı sağladık bu kitaba? لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ Bu kitapla takva sahiplerini müjdelemen için kolaylaştırdık. وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّ İnkarcı, küfürde aşırıya gitmiş, günahı alabildiğine ileri, düşmanlığı katmerli, lüd bu demek. Katmerli düşmanlık, İslam davasına ve Müslümanlara katmerli düşmanlık edenleri uyarman için, onları bekleyen tehlikeyi haber vererek onları korkutman için indirdik. İşte korksunlar diyor. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Söyle bana bakayım diyor. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ Sen onlardan herhangi birisinin bir sesini bir sedasını fark ediyor musun? اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَ Yahut da onların herhangi bir kımıldanışlarını, bir seslerini, bir hareketlerini fark ediyor, işitiyor musun? Onların seslerini, sedalarını işitiyor musun diyor yani. Helak ettik ve bittiler iş. Sure bu şekilde bitiyor ve bize diyor ki kısacası mümin olun veya kafir olun. Allah'ın huzuruna ne vaziyette çıkacağınızı bilin, bunu hesap edin. Bunu hesaba katın. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in ve bu surenin bereketini, feyzini üzerimizden eksik eylemesin. Amin. Dilimiz döndüğü kadar ilmimizin vüsatiyle, imkanlarımız ölçüsüyle anladığımızı size aktarmaya çalıştık. Cenab-ı Allah anladıklarımızı da hayatımıza geçirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kur'an-ı Kerim'in en müstesna surelerinden sesiyle, şeyiyle, sedasıyla birisi olan Taha suresine inşallah önümüzdeki hafta başlayıp oradan devam edeceğiz.